kullanacağım şekeri önce bir tane portakalın rendesiyle aromalandırıyorum. Böylece son derece lezzetli bir şeker elde ediyorum. Bir tane portakalın dış kabuğunu rendeledim ve portakal rendesini kullanacağım şekere mümkün olduğu kadar çok yediriyorum. Bir sonraki aşamada yumurtaları çırpacağım. İki tane yumurtayı içine kıracağım. Ve bir el çırpıcısı yardımıyla çırpacağım. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde mikser gerektirmiyor. Şu işlemi yaparken bile portakalın kokusunu yoğun bir şekilde alabiliyorum. Yumurta ve portakallı şekeri karıştırdıktan sonra şimdi sıra unda. Yavaşça unu ilave ediyorum. Aslında sizin de anlayabileceğiniz gibi tam bir pankek hamuru yapar gibi. Un ve sütü eşit miktarlarda ilave edeceğim. Hem topaklama yapmaması hem de birden sütü koyduktan sonra çok fazla da bol bir harç olmaması için. Evet, son olarak sütü de ilave ettikten sonra bir miktar muskat rendeliyorum. Bu da bir lezzet katıyor. Ve clafoutis'in harcı hazır. Şimdi artık sıra geldi. Hangi meyveyi kullanacaksak onu tabana yaymaya. Bu tereyağla kullandığım kabın her tarafını eşit olarak fırçalıyorum. Clafoutis'in harcında yağ olmadığı için kullanacağım yağı bol miktarda tabana ve bütün kenarlara sürdüm. Meyveyi bütün tabana döküyorum. Herhangi bir kırmızı meyve olur. Ve daha sonra hazırladığım harcı meyvenin üzerine döküyorum. Clafoutis'in harcını üzerine döktüm. 180 derece fırında 30 dakika pişiriyorum. Pişirir pişirmez yanında bir top dondurmayla servise alacağım. Çünkü bu en güzel sıcakken yeniliyor.